Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben harbi çok rahatladım ya. Hop, yavaş, fazla rahatlama. Daha sırada Topçuoğlu var. Kaldır ellerini. Merve. Biraz konuşabilir miyiz? Tadali gel, biz içeri girelim. Bak Merve, canın her konuşmak istediğinde buraya çıkıp gelemezsin. Biliyorum ama bu son olacak, söz veriyorum. İyi peki. Seni dinliyorum. Bütün bunları bir son verip yeni bir hayatı başlamayı hiç düşündün mü? Denedim bile. Ama baban izin vermedi. Bir daha denesem? Yani her gün ölümle burun buruna yaşamak yerine mutlu bir hayat kurmak için belki bir sebebim vardır hala. Ben öyle bir sebep göremiyorum ki. Ya ikimiz? Ben hiç mi bir şey ifade etmiyorum senin için? Merve, bunu konuşmuştuk seninle. Tamam bak, bir an için geçmişi düşünsen. Yani biz kaçıp gitmiş olsaydık, evlenseydik, bir çocuğumuz olsaydı. Daha mutlu bir hayatın olmayacak mıydı şimdi benimle? Belki de. Kim bilir. Ama bütün bu söylediklerin hayal. Ya bu hayal şimdi gerçek olsaydı? Ne demek istiyorsun? Ben... Bak Merve, geçmişte yaşanmış ve bitmiş bir aşkı kullanarak babanı kurtarmaya çalışıyorsan boşuna nefesini yorma. Buradan geri dönüş yok. Hayır. Onu sen bile kurtaramazsın. Yarın ölecek. Ne? Senin de zarar görmeni istemiyorum. O evden uzaklaş. Serhat, lütfen sana yalvarıyorum. Bak, benim babam değişmek için çok çaba sarf ediyor. Ben bunu biliyorum ama ne yazık ki Burak, düşmanları... Bak Merve! Babanın neler yaptığından haberin bile yok. Günah olmayan insanları zorla evlerinden atmaya çalışıyor. Niçin? 3-5 kuruş daha fazla kazanabilmek için. Ben bu alemde daha büyüğüm demek için. 5 para etmez bir adamı burada savunarak kendini küçük düşünme, ne olur.